Devam edelim. Belediyelere yönelik bir tavır mıdır bu? Ve valiye de mesela serzenişi önemli. Neden siyaset yapıyor? Neden Büyükşehir Belediye Başkanı yanında değildir? Yani şimdi olmayacak, ne zaman olacak diye. Hakikaten bunlar çok garip bir ortam. Yani memleket yanıyor ve gelinen noktaya bakın. Şimdi niye bunu aynı zamanda soruyoruz? Çünkü yapılan açıklamalar da sanki böyle bir durumu doğrular gibi. İşte yani Bekir Pakdemirli'nin Tarım ve Orman Bakanı'nın sözleri. Ya diyor ki orman yangınlarına biz bakamadık mealen. Çünkü diyor ki yerleşim yerleriyle biz ilgilenmek zorunda kaldık orman teşkilatı. Yerleşim yerleriyle ilgilenmek de onlar belediyelerin göreviydi. Onlar görevlerini yapmadılar. Biz o yüzden ormanların yanmasına müsaade etmek zorunda kaldık gibi bir ifade kullandığı bu sözlere tepki var. Benim son 5 günlük bilançoda gördüğüm orman teşkilatı yerleşim yerlerini korumaktan, birinci derecede aslında sorumluluk belediyelerdedir, korumaktan ormanların yanmasına müsaade etmek zorunda kaldık. Utanmadan çıkıyor, sorumluluğu belediyelere atıyor. Sorumlu sensin. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yanan ormanların faturasını belediyelere kesti. Belediyelere sorumluluklarının hatırlatılması lazım dedi. Hem devam eden yangınlarımızla ilgili hem de yangınlardan sonra bu işin bilançosuyla alakalı olarak da bir oturup toplanıp ve bundan sonrasında yerleşim yerlerinin korunması konusunda belediyelere hem sorumluluklarının hatırlatılması hem de bunu nasıl daha iyi birlikte daha iyiye taşırızı çalışıyor olmamız lazım. Bakan Pakdemirli'nin o açıklamasına muhalefetten tepki yağdı. Görevini kötüye kullandın, devlete ve millete ihanet ettin ama çıktın yüzün kızarmadan hala suç Cumhuriyet Halk Partisi'ndedir diyorsun. Derhal istifa etmen gerekir. Sen Sayın Pakdemirli bu topraklara gelmiş geçmiş, bu devlete gelmiş geçmiş en beceriksiz orman bakanısın. Senin gibi beceriksizini tarih boyunca bu millet görmedi. Beceriksizlik konusunda kimse senin eline su dökemez. Ve sorumlu sensin hükümetin. CHP yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bakan Pakdemirli'yi sorumluluktan kaçmakla suçladı. Beylerin yetkileri çok, sorumlulukları yok. Bakanlığın ihmali, muadilini getirmeden kullanımdan men edilen uçaklar sebebiyle durdurulamayan yangın felaketinin içerisindeyken cüretkar bir açıklama. Devletin koltuğu bahane üretesiniz, sorumluluktan kaçasınız diye tahsis edilmiyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel de Pakdemirli'ye bakanlık olarak siz ne yaptınız diye sordu. Görevinizi bilmiyorsanız öğrenmek için çok geç kaldınız. Türkiye'deki tüm ormanların sorumluluğu bakanlığınızdadır. Bakanlık olarak ne yaptınız? Belediyelerimizin gösterdiği özveriyi ve ciddiyeti sorumluluğunuz olan konularda siz de göstermiş olsaydınız şu an bu kadar ormanımız yanmış olmazdı. Mesela Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yangın söndürme uçağı olmaması normal midir? Neden bir yatırım yapmadınız? Kim engelledi? CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da Pakdemirli'ye sert tepki gösterdi. Beceriksiz, şimdi de belediyeleri suçluyor. Ormanların cayır cayır yanmasını önleyemedi. Tedbirsiz, plansız ve cahilce davrandı, önlem almadı. Alınan önlemleri yok etti, şimdi belediyelerimize laf ediyor. Haydora'dan. Günlerdir yangınlarla mücadele eden belediye başkanları da o sözlere tepkiliydi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bakanlığı belediyelerle işbirliği yapmamakta suçladı. Sayın Bekir Pakdemirli, sorun yönetim anlayışınızın yerel yönetimlerle işbirliği kültüründen yoksun olmasıdır. Belediye olarak diğer belediyelerle işbirliği yaparak görevimizi yapmanın huzuru içindeyiz. Benim son 5 günlük bilançoda gördüğüm orman teşkilatı yerleşim yerlerini korumaktan, birinci derecede aslında sorumluluk belediyelerdedir, korumaktan ormanların yanmasına müsaade etmek zorunda kaldık. Sayın Bakan, orman alanları senin kontrolünde ve yangın ormanlarda çıktı. Ormanlarda yangını söndürmek senin görevin. Sorumlu varsa sensin. Orman Kanunu'nun 69. maddesinin de Bakan Pakdemirli'nin sözleriyle çeliştiği görülüyor. Kanunda yangınları önlemek ve söndürmek, söndürmeye katılan her türlü aracın yakıtını sağlamak, gönüllülerin dahi ulaşım, ekipman, giyecek ve iaşe giderleri Orman Genel Müdürlüğü'nce karşılanır hükmü yer alıyor. İstifa etmelisin çünkü o bakanlığa layık bir insan değilsin. İstifa etmelisin çünkü öngörüde bulunup doğruyu yapıp yangın uçağı almadın, kendine uçak tahsis ettirdin. İstifa etmelisin, bu kadar yanan canın, malın sorumlulardan, en büyük sorumlularından bir tanesi sensin, bir tanesi de seni o görevde tutan Recep Tayyip Erdoğan'dır.